Bizim çocuklar var. Çoğulu korkuyor yani. Herkes bir şey saldırı, bir uçak sesi duyunca yanıma koşuyorlar. Baba bizi kurtar bu durumdan. Yani alıyorum onları sakinleştiriyorum. Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de gıda ve tıbbi malzeme girişi engellendi. 15 yıl önce Türkiye'de yaşayan, ardından da Gazze'ye geri dönen Rayit Kış da kentteki son durumu anlattı. Ben yani tasadüf olarak Cuma günü alışveriş yaptım eve. Bu artık yavaş yavaş bitiyor. Yani dünden beri gidiyorum dükkanlara arıyorum. Ne varsa gidip alıyorum. Ne bulursam gidip alıyorum. Çünkü yani çocuklar yiyecekler. Durum yani kötü. Bir de gıda, İsrail gıda malzemeleri sokmuyor. Elektrik kesti, su kesti. Artık yani hayat çok çok zor. Şimdi ne zaman gelecek Allah bilir yani. Biz evde dibular sakladık. Uludağ Üniversitesi'nde mimarlık okuduktan sonra Türkiye'ye devrilen Rayit Kış da ailesiyle birlikte Gazze'de yaşıyor. Kentte elektrik yok. Kış da ve ailesi evlerindeki güneş paneli sayesinde elektriğe ulaşabiliyor. Şimdi 5 dakika sonra bu internet konuştuğum internetten kesilebilir yani. O saldırıya bağlı. Nereye vuracaklarsa, niye, hangi küleler vuruyorlarsa o zaman internet kesilir. O çok sıkıntılı zaten. Elektrik de yok. Yani her zaman sağlanmıyor. Benim evimde güneş enerjisi var. O yüzden faydalanıyorum. Şimdi elektrik var bende. Güneş enerjisinde. Ama diğer vatandaşlar, komşularımda elektrik yok. Peki hastanelerle ilgili bilginiz var mı? Oradaki durum nasıl? Şimdi elektriğin gittiğini de söylediniz. Oradaki hastalar ne durumda? Yatak yetmiyor. Elektrik durumu çok kötü. Jeneratör çalışıyor orada. Yakıt yavaş yavaş azalıyor zaten. Yani belki çarşamba günü yakıtlar biter yani. Böyle söylentiler duyduk arkadaşlarımdan. Durum vahim yani. Bizim şehirde hastane dolu. Yaralılara yerlerde yatıyorlar. Öyle müdahale ediyorlar doktorlar.